Efendim iyi akşamlar. Saatlerimiz 21'i gösteriyor. CNN Türk ekranlarında Gündem Özel ile karşınızdayız. Daha doğrusu İlber Ortaylı ile Gündem Özel ile karşınızdayız. Ben Deniz Bayramoğlu, Profesör Doktor İlber Ortaylı hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz tekrar hocam. Hoş bulduk. Şimdi bizim birkaç zamandır böyle ara ara konuştuğumuz ya da konuştuğumuz her konunun aslında ruhuna işlemiş olan temelde çözmemiz gereken problemlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkan bir mesele var. Eğitim sorunu ya da eskilerin deyimiyle marif meselemiz diye adını tam koyalım. Marif, her şeyin başı marif. Değil mi hocam? Şimdi bu son 150 yıla baktığımızda aslında bütün dünyada da temel eğitimin, zorunlu eğitimin, yaygın eğitimin yavaş yavaş başladığını görüyoruz. Bizim de kendi tarihimizde bu konuyla alakalı çok önemli gelişmeler yaşandı vakti zamanında. Hem Osmanlı döneminde, Abdülhamit döneminde konuşacağız. Hem Cumhuriyet'in ilk yıllarında onun bir evveliyatı söz konusu. Ve tabii bugün bile gelmiş olduğumuz nokta var maalesef diye tanımlayacağımız gelmiş olduğumuz noktayı. Şimdi bugünün Türkiye'sine dair, bugünün Türkiye'sindeki eğitim sistemine dair önce bir resim çeksek hocam. Sizin gördükleriniz, temel tespitleriniz neler? Ne yaptık bugüne kadar? Ne yapabiliyoruz? Neyi beceremedik, neyi beceremiyoruz? Şimdi aziz dostum Deniz, burada biraz lafı genişleterek girelim Huni'nin tersinden. Bizde böyle bir yaygın görüş var. İşte tarih, savaş falan diye, tarih, kültür tarihi falan gibi. Bu boş laftır. Tarih hepsidir bunların. Tabii savaşlar çok mühimdir. Bunu biz yaşadık. Yani Türkiye yaşadı bunu. Ve o nesiller artık tabii ölüp bitiyor ama bizim gençliğimizde görüyorduk bunu. Türkiye savaşta çok değişmek zorunda kalan bir ülke oldu. Yani vatanın en bereketli parçası, en gelişmeye müsait parçası, hatta imparatorluğun kurulduğu parçası Rumeli, 2 yılın içinde böyle elimizden kaydı gitti. Ve oradaki insanlar perişan oldu, geldi buraya. Elanda devam ediyor tabii o şey, oturmamıştık. Yani bitmiş değil o. Tabii. Bir ara tarih unutmayı marifet saydık bunun için. Geçmişe mazi, yenmişe kuzur gibi aptal bir lafla. Bu da tabii pek öyle olmuyor. İnsanoğlu bu karıştırıyor mazini ve gittikçe Rumeli ortaya çıkmaya başladı yeniden. Çocukların unuttuğunu, büyük babamızın yaşadığı, büyük annelerin yaşadıklarını çocuklar unutmuş. Torunlar tekrardan deşmeye başlıyor. Öyle bir havaya geldik. Tarih aynı zamanda tabii bir kültür tarihi. Bir iktisadi tarih meselesi. Bizim nesil 60'ların neslidir. Büyük idealler fakat çok da düzgün olmayan bir perişan Türkiye vardı. Bu sefil bir Türkiye değildi, öyle Hindistan kıtasının durumu gibi falan, ama hoş değildi durum. Ve onun için böyle her şeyin başı eğitim, yok eğitim, yok cehalet falan diyenlere biraz böyle gülerdik yani. Evvela insanların çorbasını, İnsanların elektriğini falan temin edeceksin. Bu başka mekanizmadır falan diye bunu bakıyorduk. Okullar çökmeye başlamıştı ve çöktürülüyordu. Farkında değildik. Maalesef 1960'ların en büyük kusuru ve 70'e sarkmıştır. Orta eğitim insanlarının, orta eğitim dallarının sukuta uğraması oldu. Ve bu arada bizim farkına varmadığımız bir başka çöküntü yaşandı. Türkiye Cumhuriyeti aslında İttihat Terakki devrinden beri, imparatorluğun sonundan beri sanayi eğitimine önem vermiştir. Mithat Paşa gibi sadrazamlığı ve merkezdeki nezaretleri başarı bakımından oldukça tartışılır. Ama hiç şüphesiz ki bütün imparatorluğun ve hatta bütün Avrupa'nın en başarılı valisidir. Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırlarına mührü vuranlardandır. Fütuhattan sonra bunların başında da eğitim gelir. Ve bu eğitimin içinde de teknik eğitim gelir. Ona çok önem verirdi. Bu devam etti.
Cumhuriyet Türkiye'si bunu çok aşırı bir biçimde devam ettirdi. Yani sanat mektebi dedikleri şeyler, tornacı, frezeci bilmem nenin yetişmesi çok önemliydi paşamız için. Yani Harbiye'den çok o anda ona önem veriyor. Çünkü biz bunun sıkıntısını çektik ve bu insanları kaybettik uzun süren harpte diye. Bunun üzerinde evet. Söylediği şeyler var, demeçler var. Burada hepsini zikredecek değiliz. Biliniyor zaten. Ama görünen de bu manzara evet. olarak. Artı buna bir de sanatçı koyuyor. Öyle kendi başına müzisyen, kendi başına ressam olmaz. Bu çok önemli. Şimdi bu yavaş yavaş tavsadı. Hele 60'larda bu teknik eğitim adam akıllı bir hem şey bakımından, nitelik bakımından geri kalmaya başladı yavaş yavaş. Hem de bu görünüyor artık. Hem de en kötüsü çıkan insanlara fazla önem vermeme. Biz bunu tezgahtan yetişir havasına girdi bir takım cahil adamlar. Yani ne olacak diyor, otomobil ustası mı istiyorsun, tamirci ustası? Sanayi içerisinde yetişiyor kardeşim diyor. Yani şundan haberi yok herifin, o orada yetişebilir. Ama bunun okulda yetişmesi başka türlü bir şeydir. İlk anda o bundan da iyi olabilir. O sanayi içerisinde yetişen, çıraklıktan yetişen çocuk. Ama neticede bir zanaatkar, bir sanayi ustası veya işçisinin mektepten çıkma olanı vatandaşlık bakımından da, yani vatandaşlık kültürü bakımından da her zaman için tercih edilen bir şeydir. Onu İşin devamlılığı vardır, bilgi birikimi vardır, insan sermayesi yani evet şey yani. Kurumsallaşma okulla evet, sallanır. Kurumsallaşmadır. Bu fevkalade önemli bir şeydir. Bunu anlatamadık insanlara. Üstüne 70'lerin büyük faciası maalesef aslında bizim tuttuğumuz, sevdiğimiz bazı yönleriyle de halen çok üstün tarafları olan dünya, Türkiye politikasında tabii Ecevit devrinin işidir. Orta eğitim denen dal kalktı. Bu çok açıktır. Nereden edinmişse bu fikri Bülent Ecevit yatılı eğitim dediği şeye küçük bakıyordu, karşıydı. Telkin edilmiş. Ve üstüne biz 3 ayda sıkılaştırılmış bir eğitimle bu işi hallederiz, anarşi de biter diye ne kadar kolay. Gazi Eğitim Enstitüsü, ÇAPA, işte Necati Eğitim Enstitüsü vesaire gibi büyük eğitim enstitülerinin talebesinin, anarşi içindeki talebesinin okulu kapat 2 sene çok daha iyi olur. Çok daha iyi olurdu. Sıkılaştırılmış eğitimle böyle birkaç dönem çıkardı bunlar. Derse çok iyi çalıştılar. Asayiş geldi okullarda. Fakat ondan sonra kasabalar mahvoldu o öğretmenlerle. Ve Türkiye'nin kaliteli orta öğretmeni bitti. Manzarası bitti. Ben size söylüyorum. Orta eğitimimi hem Türk marifinde tamamladım hem de Avusturya liseliyim. Hepsini gördüm. Tabii sonra üniversitede okudum. Tabii üniversitelerde okudum ve çalıştım. Dünyanın dört bir tarafı değilse de her yerde hocalarım oldu. Bana sordukları zaman kimdir diye Atatürk Lisesi'nin orta kısmındaki Türkçe öğretmenimi söylerim, Türkan Hanım'ı. Yani bırak bilgi bakımından, bırak anlatım bakımından, pedagojik bakımdan, insanlık bakımından ben ona öğretmenliği koyarım. Ve onun gibileri. Rahmetli çok... analım. Biraz ayrıntısını anlatır mısınız? Niye bu kadar etkiliyorsunuz? Şey bir kere anlatıyor. Çocuğun problemini anlıyor. Problemli Türkiye. Aynı okulun içinde yani hem bürokrasinin imtiyazlı bebeleri geliyor... Hem gecekondulaşan mıntıkalardan, problemli kesimlerden çocuk geliyor. Birinin mali gücüyle, öbürü de çok zengin değil belki ama mali imkanı rahatlığıyla öbürününki hiçbir şekilde mukayese edilmez. Bütün böyle bir sınıfa aynı şeyleri anlatabilen, sevdirebilen, bugün hiçbiri sevdiremiyor, çocuklar roman falan okumuyor. Tabii. İnsan gibi muamele eden, anlatılan derste aktif metodun olduğunu anladım, konferans verdir diyor bebelere.
Yani aktif metot o, yoksa bugünkün yaptığı gibi ben oturayım siz güya bir şey okuyun değil. Ve fevkalade de bir pedagog, problem yani. Böyle tasdikname verilecek çocuğu kazandırıyor. Ben tabii bunu çok önemli duruyorum. Bu tip öğretmeni bir anda bitirdiler. Bitirmek çok kolay. İnşa ederken canın çıkar. Bitirmek çok kolay. Çünkü bunlar bu Darül Muallimin ve Darül Muallimat Kız Öğretmen Okulu Tanzimat'ın büyük adamlarından Cevdet Paşa'nın yani 1840'larda geliştirdiği bir şey. Çünkü eğitim şeyde bitiyordu Türkiye'de. İlk öğretimde bitiyordu. Bunlar çoğu işte caminin yanında müştemilatta hocanın okuttuğu, okuma yazma öğrettiği. Kimi iyi öğretiyor, kimi kötü, kimi hızlı öğretiyor, kimi yavaş falan. Ve ondan sonraki çok önemli bir eğitim müessesesini bürokrasi kendisi halletmişti. Aklı başında, yazısı hızlı, zekası kuvvetli çocukları seçip alıyor. Kaleme çırak veya kendi geliyor. Kaleme çırak verildi. Tabir bu. Kaleme çırak verildi. Yani marangozun yanına çırak verilir gibi. Yani orada doğrusu azarlanarak, bazen belki şöyle bir fiske de yiyerek, kağıt düzeltmekten, perdalamaktan, kalem yontmaktan başlayarak, mürekkebi hazırlayarak falan, müsveddeleri çekerek, Mehmet Emin Ali Paşa gibi bütün Avrupa'nın hayran olduğu bir diplomat çıktı. Mısır Çarşısı kapıcısının oğlu. Kapıcı mesabesindeki fakir esnafın 10 küsur yaşında kaleme çırak olmuş. Bırakın Osmanlıcasını, yazı dilini falan, dünyayı kavramasını, Fransızca'yı öğrendi. Lamartine'in tabii diyor, Fransa'da okuduğu için benim kadar düzgün Fransızcası diyor. Fransa'yı görmemiş adam. Bunu Lamartine için söylüyor. Lamartine diyor bunun için. Onun Mehmet için Emin diyor. Ali Paşa için diyor. Oo. Ve Fransa'da okuduğu için diyor, Fransız benim kadar düzgün diyor. Yani benim kadar dedi, yani bir Fransız yazarı kadar düzgün diyor. Ve hayatında Fransa görmemiş. Adam Fransa görmemiş o tarihte daha. Ne görmüş biliyor musun ne gördüğünü? Viyana. 2 sene mi 3 sene mi Viyana sefaretinde bir memuriyeti var. Tabii o devrin Viyana'sında her şey öğrenilir. Yani Metternich gibi Fransızca bilen de yetişir oradan. Avusturya Harciyesi şey yazardı, Fransızca yazardı. O devrin yani Metternich devri özellikle hep Avrupa'nın Fransa'da. Geneli için ama yani Rus sarayına genelde kadar. Genelde İngiltere değil. İngiltere tabii İngiltere'yi dışarıda bırakmak lazım ama. Arasında tavrımız. Almanca rapor da geliyor. İtalyanlar pek Fransızca falan yazmazlardı hiçbir zaman. Ruslar yazardı, bol bol yazardı. Hatta bu ananeyi biraz fazla götürmüşler. Londra'daki sefir yani 1907 ile 13 arası falan, 15-16 arası böyle çok uzun bir zaman Londra'daki Rusya sefiri Benkendorf bilmiyor Rusça. Rusça bilmiyor. Doğrudur, hayır. Aşçesiyle konuşuyordur uşaklarıyla falan, hazırla getir götür diye. Hı hı. Rusça yazacak durumda bir adam değil ve derin bir mükaleme konuşacak, yapacak durumda değil. Yani Rus Harciyesi öyleydi Sazanov'un devrinde bile. Bu çok enteresan bir şey. Yetişmiş. Fakat tabii okulların kademelenmesi başladı. Rüştiye çıktı. Rüştiye çıkınca o mahalle mektebindeki kız erkek okuyan takım ikiye ayrıldı. Kız rüştiyelerine de kız hocalar gelmeye başladı. Darül Muallimat açıldı. Ama o Darül Muallimat'la Darül Muallimi'nin eğitim enstitüsüne dönüşmesi gibi bir fenomen var. O devam etti. 1940'ların Gazi Eğitim Enstitüsü'nün size bir tablosunu çizelim. Vedide Baha Pars ve eşi, kardeşi yahut bilmiyorum o kadar şeyi. Efendime söyleyeyim, Edward Sukmayer. Yani bayağı önemli bir müzisyen. Yahudi kaçmış. Hı hı. Mesela bize Almanca öğreten Doktor Christinus'la eşi. Goethe uzmanı herif. Westöstlicher Divan yapmış. Ve ben dedim 1930'larda Yahudi ve komünist olmadığınıza göre
parasızlıktan mı geldiniz dedim. Hayır dedi. Göte dedi benim hayatım dedi. Vestöstike divan doktora tezim. Onun için geldim dedi. Hakikaten herif Osmanlıca konuşuyordu. Yani öldü tabii şimdi. Böyle enteresan bir toprağı bol olsun. Evet ve böyle bu tip insanların dolu olduğu bir yer. Ve dil tarihin öğretici personelinden biri olan validem dedi ki çok çalışkandı, talebeleri vardı. Mesela Ergin Altay gibi yaz tatillerinde 6000 kelimelik lügatı ezberleyen bir çocuk o. Askeri talebeler bunlar, disiplin yahut Mehmet Özgül falan. O söylerdi, eğitim enstitüsü bizimkilerden daha iyi yetiştiriyor lisans şeyini diye. Yalan değil. Biz o tip hocaları da gördük. Yani benim hocalarım vardı. Mesela benim Almanca hocam Nedim Hanım. Öyle bir yerin mezunu. Eğitim enstitüsü mezunu. Mükemmel Almanca konuşur, bilir. Şimdi 70'lerde orta öğretim çöktü. 70'te bunu çöktürdüler. Şimdi bunu yaptım size. Çatıdan giriyorum. Girizgahı yapmak için. Efendim Osmanlı medreseleri şuydu buydu. Efendim Osmanlı Sibyan mektepleri şuydu buydu. Bir kere bunların standardı yoktur. Medrese vardır, medrese vardır. Medreselerin arasında kademe vardır. Akşehir'deki medreseyle Bursa'daki aynı değildir. Bursa'dakiyle İstanbul aynı değildir. Bunların dereceleri vardır. Ve bu tesadüfen değildir. Bilinen dereceler öyledir. Kaldı ki mahalle mektepleri için de aynı şey söz konusudur. Bunları bilmek gereklidir tarih açısından. Niye? Çünkü biz nasıl olmuşuz yani. Hani man made himself, adam kendini yaratır, yapar derler ya. Biz neyiz, nasıl yapıldık? Ve bizi yapan adamlar, inşa eden adamlar, nasıl yaratıldı demiyorum. Bizi inşa eden, biz kendimizi inşa ettik ama bizi inşa eden de var. Ve bizi inşa eden nesiller nasıl inşa edildi? Bunları kim bilmek nasıl inşa edildi? Evet. Onların düşünce dünyası, onun için bunu bilmek lazımdır. Çünkü bu Türk cemiyeti böyle oluşur. Çok önemlidir bu yani. Fevkalade önemlidir. Bunların arasındaki farklar. İstanbul'un medreseleri büyük astronomi uzmanları, büyük tabipler yetiştirmemiş olabilir. Çok azını yetiştirmiş olabilir ama bunlar büyük hukukçular yetiştirmiştir. Yani Türkiye'de hukuk devriminin Tanzimat'tan beri sürükleyen adamların içinde bunların payı çoktur. Yani Sultan Mahmut Mektebi Marife Adliye'yi açtığı zaman Fransa'dan profesör getirmedi. O malum görünüyor. Ve Fransa'da yetişen Türkler de bulamadı. Bu çok önemli. Yani ilk etap biz böyle gitmek zorunda kaldık. Onun için buna bakıyoruz. Fakat bir yer var ki orası kritiktir. 19. asır. 19. asır Türkiye'sinde Cevdet Paşa'nın teşkilatçılığından başlayarak büyük ve önemli kalkınmalar oldu marifte. Bir kere okulların kademelendirilmesi çok mühim oldu. Artı yabancı mektepler açılıyor, ruhsatlı ruhsatsız, bazı ruhsatsız açılıyor, devam ediyor. Fazla laf edemiyorsun. Ettiğin zaman derhal konsolos ve sefir takımı kapıda bitiyor. Bütün büyük işleri bu. Amerikalı'nın kendi sefiri ki orta elçi rütbeli bir adamdı, uğraşmasa İngiliz onun adına uğraşıyor. Misyoner mektepleri himaye ediyor tabii. Bunlar karşılıklıdır. Aynı şey bizim için de söz konusudur. Yani verilen haklar, kapitülasyonlar onu gerektiriyor. Mesela biz de orada okul açsak orada aynı şeyi götürebilirdik. Ve nitekim bu olmuştur. Bunu da bilmiyoruz. Rusya'daki örneği mesela bir hatırlamak gerekiyor. Evet, yani şimdi mesela Gasprinski'nin açtığı okullar marife tabidir. Bunlar kesinlikle Rus marifi tarafından kontrol edilir. Çok çok Müslümanların dini meselelerine tecavüz ediyorsunuz diye bizim sefir veya konsolos müdahale edebilir. Ettikleri olmuştur. Ama mesela orada Türk tabalı birisi öğretmenlik yapıyorsa ki vardı bunlar buraya gelmiş.
aslında da belki o memleketten gelmiş Kırımlı veya Kazanlı bir Müslüman. İki nesildir Türkiye'de yetişti, devleti Aliye tabası oldu diye. Tekrar oraya gittiği zaman böyle bir himaye görüyor. Yani bunu çok iyi biliyorum. Maalesef tevsik edilmemiş şeyler bazen çok büyük hakikati verir. Onun için hatırat önemlidir. Mesela böyle okullar vardı. İçinde Ruslar var, Rus hocalar var, Türk hocalar var. Türkler işte tıpkı bugünkü bizim yabancı okullar gibi Türk tarihi, Türk edebiyatı bilmem ne falan öğretiyor, din falan öğretiyor. Fizik, matematik, biyoloji bilmem ne Rusya'dan gelen öğretiyor. Böyle fesli heriflerle, bıyıklı kepliler, işte hafif başında bir şey olan kadınlarla öbür şapkalı hatunlar aynı yerde hoca. Çok enteresan bu, böyle görünüyor. Bir tane resim durur benim edamda hep. Çünkü babam öyle bir okulda okudu. Çok enteresandır yani. Bu yapılama çok ilginç. Şimdi başkalarının da var. Mesela Rusya'da Alman okulları vardı. Bu Alman okulları bazıları tabağı Rusya'dan olan, Çar'ın tabası olan Almanlar olduğu gibi hocası, şeysi falan dışarıdan gelen Avusturya-Alman tebalılar olabiliyor. Vardır. Ve onların tabii bir yerde himayesi var yabancı şeyin nezdinde. Her halükarda bunun üzerinde duracak değiliz. Burada bir de kendi gayrimüslim milletlerimizin okulları var. Tanzimat'tan sonra bunlar da Türkçe eğitimine de önem verin diyen yani çifteli okullar. Mesela şunu açıkça söylemek lazım. Alyans okulları, bilhassa Alyans İzrailit dediğimiz okullar. Bunları yabancı Fransa'dan gelen Yahudiler açardı. Bu okullar Siyonist değildir. Yahudi takımının iyi yetişmesi, iyi öğrenmesi, dünyaya açılabilmesi, tüccar, iş adamı, iyi meslek sahibi olması ve milletlerinin kalkınması için kurulan bir organizasyondur. Bu zevat geldiği zaman tabii Fransa tabalı hoca da geliyor, Türk tabalı da geliyor oraya. Türkçe de öğretiliyor. Oralardaki Türkçeler iyi öğretiliyor. Bu enteresan. Yani oradaki Türkçeler iyi öğretiliyor. Hatta bir müddet sonra bu gibi zevattan bazı kıpırsınlar olmuş, kıpırdanmalar. Jacques Mandil Paşa vardı. Ser tabibi Hazreti Şehriyari, diş hekimi. Başka zevat da var. Jacques Mandil Paşa Tilda Gökçeli'nin dedesidir. Yani şeydir, saraylı paşa. Ve oradan bunların söyledikleri şey bizim dilimizin artık Ladino, Judeo-İspanyol olması falan şart değil ya Fransızca. Türkçe'ye geçmeni, böyle bir cemiyet kurmuşlar adamlar. Yani bu çok enteresan. Böyle girişimler de olabiliyor. Her halükarda Tanzimat dediğimiz 60-70'e çıkacak yıl. İkinci Meşrutiyet'i de içine almak lazım. Teşkilatlanma ve marif bakımından önemlidir. Büyük çözümler getirmediği açıktır. Çünkü 19. yüzyılda marif bakımından büyük çözümlemeler meydana gelmez. Evet. Size dışarıdan bir paye vereyim. 18. asırda Maria Theresia İmparatoriçe bir Volksschule reformu yapıyor. Yani okul reformu yapıyor. Okuma yazma verecek ilk dereceli okulları bütün tabağı için mecburi kılıyor. Ve devletin mükellefiyeti haline getiriyor. Ha, kilise, yardım kurumları, şahıslar da açabilir ama devletin de bu işe bütçe ayırması lazım. Bu önemli. Tabii zannetme ki Avusturya gibi bütün bu işte Rusya, Osmanlı İmparatorluğu, İran kuşağındaki imparatorluklara göre daha önde olan, daha zengin olan bir memlekette bu iş 15-20 senede çözülecek. Yok öyle bir şey. Yok. Yani veremez çünkü yapamaz. Rusya yapamaz yani mesela. Rusya'da bırak okuma yazmanın yayılmasını.
kiliselerdeki olması gereken defterler bile yok. Papaz çünkü onları tutacak durumda değil. Vaftiz defteriydi bilmem neydi. Öyledir yani. Onun için mesela bu yaygın bir şey olamıyor tam anlamıyla. 18. yüzyılda böyle okuma yazma devrimini 100 yıla yakışacak şekilde iyi yapan hangi devlet biliyorsun belki hangisi? Ne olabilir? Hemen söyleyeyim, Japonya. Ha, onu buradan bir duydun mu biliyor musun? Sizden duydum hocam. Ha, benden mi duydun? Tabii sizden duydum. Şeyde de var bu bizim Selçuk Erez yazar bunları. Yani o Japon uzmandır biliyorsun, takdir edilen biri. Ya beynelmiler sahada. Hakikaten şaştım ben buna. Okudum şeyini. Öyle biliyorum. Konuştum da. Efendim halkın öğretmeni samuraylar, köyün şövalyeleri ve bonz takımı, rahipler. Ve kadın erkek öğreniyorlar. Kadınların %33, erkeklerin %40 takımı okur yazar. Bu büyük bir devrim. Hele o Japoncayla. Tabii. Kanji yazmak çok, çok zor. Çok büyük ama hiçbir yerde bu rakam tutturulmuş değil. Bir müddet sonra, bundan birçok müddet sonra belki daha rasyonel davrandıkları için birleşmiş Amerika Birleşik Devletleri. Fakat Bell Lanchester metodu diyorlar İngiltere'de. Yani sanayi devrimini yapan şehirleşmenin öncüsü İngiltere'de bu okuma yazma kanun mevzu olur olmaz ama yayılması lazım değil mi? Yayılması şöyle oluyor tabii. Dünyanın halen de en mükemmel ortaokulları orada olmasına rağmen Eton College'la başlayarak sıranın başına oturuyorlar ya böyle kocaman bir sınıf böyle bir fabrikada 200-300 kişilik bir sınıf aman Allah'ım. Sıraların her biri şu bizim platform kadar geniş, daha bile geniş. Başındaki zeki çocuklara öğretmen geliyor, öğretiyor. Onlar da öbürlerini öğretiyor. Yani o demektir ki öbür taraf çürük mal yani kasanın altında. Kaçı öğrenir, ne kadar öğrenebilir. Tesadüfen orada kaldıysa, geri kaldıysa buraya yükselecek, sıra başına yükselecek kadar bilebilir falan. Bu Bell Lanchester büyük kitleye kolay ve ucuz öğretme yöntemi. Çok enteresan. Mesela Danimarka'da falan çok önemlidir bu. Bu şekilde okuma yazma bilen ama sadece okuma yazma bilen kitleye biraz dünyayı öğretmek için Volksschule'ler kuruldu. Volkshochschule'ler. İşte geceleri boş zamanda yahut emekli ol, emeklilikte pek yok ki öyle kolay kolay. Akşamları gidip bir takım insanlar oralarda biraz coğrafya, tarih, şu bu falan öğrenerek bir orta ve alt orta sınıf kültürlü zümresi, alt orta sınıf aydınlanmasını getirebildiler. O önemli, o Cermanik bir başarıdır. Bu bizde pek olmadı. Çünkü bu sistem böyle hala devam ediyor aslında. Yani Almanya'da, Avusturya'da. Volksschule'ler ediyor. Herkes çok da başarılı. Gidiyor. Herkes gidiyor. Hayır çünkü insanlar öyle herkes üniversitelere gitmiyor. Ve ayrıca da yani hiçbir şey öğretmeyecek üniversiteye de kimse para verip gitmez orada. Yani o kadar aptal değiller. 18 yaşında adam işe başlıyor. Yahut kız işe başlıyor şu veya bu şekilde. Oturuyor, çalışıyor, bilmem ne yapıyor. Bugünün müreffeh ülkesinde bile. Sonra bakıyor ki biraz boş. Akşamları Volkshochschule'ye gidiyor, onu bitiriyor. Yani orada hem mesleki bakımdan uygun dersler alıyor veya kültür dersleri alıyor. Bunu şuradan biliyorum ne olduğunu. Ben biliyorsunuz gençken mihmandarlık yaptım geçinmek için. Ben o tipleri gezdirdim yani gelirdi. Hiç zannetme cahil olduklarını. Çok eğlenceli gruplar rastlamıştır onların içinde. Çok böyle şey yaptım. Bir de onların öğretmenlerini gezdirdim ben birkaç kere. Sonra ben onlarla temasım oldu. Yani hakikaten çok bilgili adamlar vardı içinde. Yani böyle general culture diyoruz ya, umumi malumat bakımından ağzı laf yapan falan. Bu devrim değişme bitmez. Ve bu bittiği an sukut başlar. Çok açık.
dediğim şeyde eğilim de maalesef Avrupa ülkelerinde başlamıştır. Bu bir çöküntüdür. Buna karşılık Asya'da falan devam ediyor. İran'da devam ediyor. İlginç bir biçimde tabii İsrail'de en iyi şekilde devam ediyor. Yani bunları belirtmekte büyük fayda var. Ruslar ve diğer onları takip eden kardeş komünist partiler, bu işçi üniversiteleri ekolüne geçtiler. Rusya'da bunlar diploma alıyordu. Fransa'da falan diploma almaları mümkün değil ama bir eğitimdir. Partiye bağlı sendikalarda falan tanınır. Oradaki adamların, hocaların yazdığı bazı kitaplar çok okunmuştur. Onları bilirsiniz mesela Marksizm, Leninizm üzerine falan bizim nesil çok el kitapları, kitapçıklar, broşürler. Evet, broşürler çok çıkarırlardı tabii. Yani Risaleler eski adı. Risaleler halinde onlar çok önemli. Risalelerden bazılarını da mesela Rusya'da şeyin bile vardır. Rivayete göre adamlarına yazdırıyordu. Olabilir öyle bir çakallık yapmıştır. Beria, Lavrenti Beria, KGB'nin, NKVD'nin şefi, İçişleri Bakanı olabiliyor. Yani bu önemli şey, halka göre felsefe kitapçıkları falan yazmak gibi şeyler. Evet. Şimdi bu mesaj geliyor bize. Evet, buyurun. Estağfurullah, siz buyurun hocam, lafınızı bölmüş olmayayım ben. Yani bizde bir şey başlamış, strüktürel, yapısal bir değişimi başlamış. Ortaokuldan sonra idadiler, liseler. Bunların içinde bazıları sultani derecesinde, Galatasaray gibi. Veya eyaletlerdeki sultani ismini taşıyanlar gibi, imperial lise. Bunların eğitimleri farklı, yüksek tahsil gibi bunlar. Buradan çıkanlar memur olabiliyor. Mesela Galatasaray sultanisini bitiren adamlar gümrüğe girer, umum müdür olur. Böyle simalar var biyografide. Benim bildiğim Ercüment Rıfkı, Rıfkı Bey mesela, Ercüment Rıfkı'nın babası, yani Siyavuşki'nin, gümrükler umum müdür olmuş Galatasaray'la. Cumhuriyet devrine bile intikal ediyor. Ondan sonra bir sürü büyükelçi çıkıyor oradan. Yani sırf Türkiye değil, Bulgaristan'a da çıkıyor. Bir tanesinin şeyi çıktı şimdi. Bulgar çocuk okuyor da oluyor. Bu sultani bu bazı şeyleri veriyor. Coğrafya, tarih bilmem ne falan, böyle çok geniş bir eğitim şeyi var. Bunlar aranmaz yüksek tahsil diye bir derece, yani ayrıca bir üniversiteye gitsin falan değil. Fakat tabii insanlarda bir eğitimin kademelenmesi oturuyor. Ve medreseler artık biz ne hakim yetiştireceğiz programı öbürüne uyduruyor. Kadı medresesi, Nuvvap Medde bir adı, Medresetül Kudat. Ders saatlerini bir kere 8.30 diye başlamış. Gariptir o sistem, hukuk ve siyasalda da devam etti. Aynen. 8.30, 8.20, 9.30, 9.10.20, tamam mı? Zil ona göre çalıyor, 10-15 dakika gelse giriliyor ikincisine. Sabah öğle, öğleden sonra başka bir şey. Ve Roma hukuk okutuyor mesela Kudat Medresesi, hiç olmayan bir şey. Roma hukukunda öğretiyor böyle basit meseleler halinde. Bu yapılanma, böyle bir strüktürün dışında devam eden var. Osmanlı Enderun Mektebi çok uzun süre 1910'da kapanana kadar kademe kademe çekilerek devam etti. Her şeyin öğretildiği. Ama askerlik her zaman için ayrı bir konu. Harp okulları ilk önce açılanlar, moderne ve kurmay yetiştiren okullar, erkan harp mektepleri. Tabii askeri bir ihtiyaç olduğu için tıbbiye mektebi, askeri bir ihtiyaç olduğu için süvari şeyleri, baytar mektebi, nihayet maden mektebi falan gibi, maden ve turuk, pont de chaussée taklididir.
bunlar kurulmuştur. Ticaret Yüksek Mektebi Sultanahmet'teki binadır. Akademi dediğimiz şeyin. Şimdi Marmara Üniversitesi'nde ama bırakıyorlar galiba. Orada hiç kimse yok artık. Rektör bile çok oturamıyor. Orası ticaret nezaretiydi. Nezaretin iki odasında açıveriyorlar okul. Bir müdürle şey oturuyor, kalem ve öğretmenler gelip gidiyor ya. Birinde birinci sınıf. İkinci sene ikinci sınıfı açıyorlar. Üçüncü sınıfı açıyorlar. Öğretmen odası ayrılıyor yani. Derken 5-6 odalı 3. 4. yıla gelene kadar bir ayrı binaya taşınıyorlar zaten. Bitiyor. Böyle pratik yani. Çok enteresan. Gene aynı dönemde yani 19. yüzyıl sonu itibariyle yüksek eğitiminde, orta eğitiminde bir Avrupa standardına kavuşturulması macerası var Abdülhamit döneminde. Böyle için. Ağaç dipten yetişiyor. Ortaokul için bu. Sonra değişiyor nazariye. Tuba ağacı nazariyesi geliyor. Üniversiteye önem veriliyor. Darülfünun'a. Yalnız Darülfünun'un yapacağı şeyi yüksek okullar yapıyor zaten. Bütün 19. asır boyu. Hatta 18. Teknik Üniversite 18. yüzyıldır. Çünkü Bahri ve Berri Humayun kara mühendis okulu. Topçu deniz yetiştirir ama o mühendisliktir. Deniz okulu da öyle. Bunlar daha eskidir. Çok önemlidir. Ama daha büyük tıbbiye şu bu falan gibi resmen okullar 19. Hukuk mektepleri İstanbul'un dışında Selanik ve Beyrut'ta da açılmıştır. Tıp fakültesi Şam'da da açılmıştır. Bir müddet sonra Konya'da da hukuk mektebi açıldı. Yani bugün galiba hukuk fakültesi dekanı oturuyor orada yahut rektörün bizzat kendi Alman kubbeli bir binadır böyle. İki tarafı şey üzerindedir, Mevlana yolu üzerinde. Şimdi o dönemki eğitim reformu girişimi diyelim ya da eğitimi daha çağcıl gereklere uydurma çalışmaları, çabaları ki bunları hem merkezde Anadolu'nun çeşitli noktalarında açılan yüksek okulları hem de örneğin aşiret mektepleri gibi Türkiye'deki daha doğrusu imparatorluk bünyesindeki farklı gruplara yönelik okulları da saymak lazım. Bunun aslında bir Osmanlılık bilinci, bir Osmanlı vatandaşı, bir dağılmakta olan ya da tehdit altında olan memleketi bir arada tutma, bir ortak bilinç oluşturma şüphesiz çabası olduğunu da söylemek lazım. Yani herhalde aşiret mektebi doğrudan doğruya Sultan Abdülhamid'in icadıdır ve o zaman tatbik edildi. Ne derecede etkili olduğunu bilmiyoruz. Yani tabii imparatorluğun bilinçli yetişkenleri bakımından şunun üzerinde ısrarla duralım. Hukuk yani doğrudan doğruya öbür eğitim kurumları. Mesela bir Galatasaray daha etkili olmuştur. Galatasaray'ın zaten asıl amacı Fransızca öğretilecekse biz öğretiriz ve biz kontrol ederiz. Yani oradan Ermeni patriği de yetişti. Ohannes Arşaruni. Oradan bilmem ileride kurulacak Bulgaristan'ın sefiri de çıktı. Hem de daha imparatorluk yıkılmadan gördüler onu. Tabii. Üstelik bir de hocam yani bunun boş bir vehim olmadığını da söylemek anlaşıldı. Gerekiyor. Çok önemli. Ama aşiret mektepleri ayrı bir teşekküldür. Ne dereceye kadar nasıl bağladı bunu yetkiyle söyleyemem. Kimse de söyleyemez. Çünkü oradan çıkan insanların biyografilerini takip edip tarihe nasıl oturduklarını görmek lazım. Birkaç kişi biliyoruz yok, tabii. Doğru, düzgün. Yani Arap ayaklanmasına bakarsan beş para etmez dersin. Ama bir vakayla bütün bir olayı söyleyemezsin. Yani Faysal'ın efendime söyleyeyim İstanbul'da yetişmesi veya Kral Fuat'ın efendim yaver olması, padişah yaveri olması iyi örnekler değil. Beste Kargayı oysun gözünü hikayesi boş iş demek. Ama çok aksine örnekler de verebiliriz. Bu örneklerin tek tek kalması çok şey ifade etmez. Biraz dedikodu normunda kalır. Ama hiç değilse şöyle mevcudun %10'unu 15'ini aydınlatabilirsen daha kesin konuşulabilir. Evet. Her halükarda Osmanlı marifi
bir teşkilatlanma, bir derecelenmeyle işi devretmiş. Osmanlı marifi kadını hayata sokmuş. Yani muallime diye bir hatun memur olarak hayata girmiş. Evet. Ve bu bir yerde de kullanıldı. İkinci harpte. Kadın demek ikinci harp diyorum. Birinci harp. Büyük harpte. Kadın dediğin sadece işte Bursa'daki dokumada çalışan veya işte belirli yerlerde oturan değil. Şirketin santralına oturuyor, banka ottomanda çalışıyor. Mesela demin dediğim Jacques Mandil Paşa'nın kızı banka ottomanda çalışıyor. Bir sürü lisan biliyor. İngilizce, Fransızca falan. Ondan sonra ve birinci harpte tabii çok hazin memur oldular. Yani hazin diye söylüyorum şunun için. Oraya kadar insanlar cepheye gittiler. Maliye nezaretinden bilmem neden çıktı. Ve tabii kadınlar onu doldurabildiler. Bu önemli. Bütün Avrupa'da olduğu gibi. Evet, evet. Şimdi Avrupa'da hocam, doldurabildiler burada. Burada ilginç bir noktanın altını çizmek gerekiyor. Evet. Birinci Cihan Harbi, Büyük Harp zaten bu bahsettiğimiz sürecin ne kadar gerekli, haklı olduğunu ortaya koyuyor. Ve kadının toplumdaki yeri o anlamda berkitiliyor. Fakat harpten sonra bunlar kabul edildi. Tabii, öyle sufrajet falan kikiki havası bitti. Yok, tabii tabii. Fakat yaşayamıyorsun onlarsız. Abdülhamit döneminde bunun yapılmış olmasının da bir devrim olduğunu herhalde vurgulamak gerekiyor. Efendim bu Abdülhamit'ten önce şeyle başladı. Tanzimat'la başladı. Bu Darül Muallimat hikayesi ve okul. Çünkü kızları ortaokula yollayacaksan kızların okulu olur. Bütün dünyada olduğu gibi. Ve bunlara da ön planda gereken bol bol muallime hanımdır. Yani buna dikkat ediyorlar. O dönemin muallimleri pek uğraşmıyor kız öğrenciye ders vermekten. Pek haz etmiyorlar. Yani disiplin bakımından onları hizaya getiremiyorlar. Çok çekiniyorlar. Böyle bir cins ayrımının getirdiği bazı problemler var. O bakımdan tabii bu iş böyle halledilmiştir. Ve bir öğretmen çıkmıştır dünyaya. Hepsi de çok öğretmen değil canım. Mihri Müşfik Hanım da işte ressam diye çıkmıştır ki öncüdür. Şimdi yaptığı resimleri, resim sanatını falan değerlendirmek bu programın işi değil. Ama bazı gerçekleri ortaya koymak lazım. Mihri Müşfik Hanım nü, çıplak model kullanan bir ressamdır, öncüdür. Evet, yani bu çok açık. Ve buna göre de gitmiştir. Her yerde çalışır. Açık havada da resim yapar. Kapalı salonda da yapar. Önemlidir. Yani bu hayatın burasına kadar da uzanır bu. Ama tabii Cumhuriyet başka bir şey adını koymuştur. Yapacağı şeyin adını koymuştur. Ve ona göre bir yürüyüşe geçmiştir. Bu çok önemli. Bunun üzerinde durmamız lazım. Bu nasıl oluyor? Şimdi 21 yılında da harp devam ederken Ankara'da Maarif Şurası toplanıyor. Kadın öğretmenler orada üye olarak. Çok önemli bu. Nasıl bir okullaşma başlamış belli, görülüyor ve devam edecek. Efendim 31 yılında daha bak kadınların seçilmesi bilmem nesi hikayesi yok. 32 yılıdır tam tarih kurultayı. Hep kadın öğretmenler falan var orada. Kurultayın davetleri arasında. Yani lisede falan onlar okuyor. Bizim mesela Rukiye Kömürcüoğlu orada. Durur Paşa'nın yanında resmi var. Halk evinin önünde çekilmiş. Orada toplandılar. Bizim tarih hocamız da Allah rahmet eylesin. Yani Rukiye Hanım çok şeydi. Mütehakkim bir hocaydı böyle. Fakat biliyordu bu işi yani. Evet. Şimdi birkaç dakika kaldı reklam arasına hocam. Şimdi Cumhuriyet'e kadar getirdik. Geçişe geliyorken nasıl bir miras devraldığını kurumsal olarak ifade ettiniz. Neydi o? İşte kademelenmiş. Yurt içinde okullar kademelenmiş. Muallime hanımlar hayata girmiş. Az maz girmiş. Girmişler. Bu bir süreç. Yabancı okullara karşı rakip okul kurulmuş. Maalesef bir tane ama kurulmuş. Çabalar. Sonraki dönemde kuramadık. Var mı Robert'le High School'a falan rakip olabilecek bir İngilizce eğitimli? Yok. Yani bir iki tane belki şeydi. Hayır efendim, sorarsan herkes çok İngilizce falan öğretiyor. Şimdi ya İstanbul erkektir, yani. Muariftir, Kadıköy
film. Kadıköy zaten Maarif şeydir yani, orada bir Fransız rahibeler vardı o binada. Okul var mıydı yok muydu, o da arada devam ediyor muydu bilmiyorum. O Marshall Koleji diye dış yardımla alındı. İngilizceye geçti, o bile bir şey. Ondan evvel de Ankara'daki Maarif Cemiyeti var. Şimdi bu herkes açar ama yani mesele o değil. Fakat boyut ve etki açısından mezunlarının... Mesela bazıları tenkit ettiler Ecevit'i. Efendim dediler, bu dediler high school kapandı, ne ayıp şey. Ecevit'i tenkit ediyor. Bizim millet hep tenkit eder, edilecek şeyi etmez. Burada haklıları yok ama şunu beklemek mümkündü. İngiltere okulu tasfiye ediyor. İhtiyacı yok, parası yok. Yani İngilizce oturmuş, ne yapacak okul artık tutup? Para da yok, çok yer. I can't, terrible falan diyor. Hatırlıyorum milletin şeyini, bütçem yok, param yok. 25 kuruş vereceğin gelir böyle. Okul bunun seyrini yapmamak lazımdı. Diyebilirdik ki parayı biz veriyoruz, devam edin. Çünkü bizim o okulun İngilizcesiyle yetişen ki hakikaten hepsi öyledir oradan çıkanların. Tabii. Hariciyeciye, iş adamına, avukata, öğretmene ihtiyacımız var. Ama, yani bunun... ama gene de hakkını yemeyelim. Sonuç itibariyle başarılı bir dönüşüm de söz konusu. Yani en azından olur. Eğitimde şey değil. Daima insan yetiştirmenin fırsatını kollamak lazım, hiç kaçırmamak lazım. Ve şunu biliniz ki eğitim yatırımı lüks ve lüzumsuz değildir. Çok açıktır bu. Yani şimdi bir tane kumaş fabrikası açarsın, ulan cevap vermiyor millete dersin. Yani 50 sene sonra onlar beğenecekse bunu işe yarar mı bu, bana ne? Gıda kullanılmayacak kötü bir şey olabilir. Eğitim öyle değildir. İyi niyetle şunu yapacağım diyorsan yaparsın. O düzelir. O an için çok lüks adam yetiştirse bile sonradan ona toplumun ihtiyacı olur. Bu çok açık bir şey. Eğitim lüks değil, hayatidir, elzemdir. Ve zannedildiğinin gerekir. Aksine de Türk eğitimi, yani herhangi bir eğitim yatırımı çölde hurma yetiştirmeye benzemez, hiç benzemez hatta. Çünkü eğitim bir insan ömrünü beklemez iyi meyveler. Yani 5 seneden, 3 seneden başlar, 10 senedir bunun limiti. 20 sene sonra iyi olacak diye bir şey yok. Teşkilatı başından ne kadar sağlam kurarsan, o kadar da sağlam meyve alırsın. Ama muhakkak da alırsın. Efendim ben bir mektep yapacağım önce, 20 sene mektebi inşa edeceğim, sonra kurmaya başlayacağım. Hiç öyle bir komedya olmaz, komiktir o. Size dil tarihi macerasını anlattım mı hiç? Yok, anlatmadınız ama şimdi başlamayalım. Unutturma. Yok, hemen oradan dönüşte. Oradan buna bağlı olarak hemen onunla şey yapalım. Oradan evet, da zaten evet, bu mirasla evet, Cumhuriyet evet. Ne yaptı? Evet, anlatacağım. Bugün bir de yani gençlere önerilerimizden sonra konuşuruz. Oradan bir örnek. Tamam hocam. Bir müsaadenizle o zaman şimdi kısa bir reklam arası verelim. Aranın ardından buradayız. Osmanlı'nın son döneminde eğitimin nasıl bir miras bıraktığını konuştuk. O miras Cumhuriyet döneminde nasıl değerlendirildi ve bugüne nasıl geldik, bugün nedir ve bugüne dair önerilerini hocanın konuşacağız. Reklamların hemen ardından. Kısa bir reklam arası vermiştik. Devam ediyoruz Sayın Profesör Doktor İlber Ortaylı ile birlikte. Türk eğitim sorununu ya da maarif meselemizi konuşuyoruz. Osmanlı'nın son döneminde yapılan atılan adımları, onların nasıl bir miras bıraktığını konuştuk. Bunun Cumhuriyet'e nasıl intikal ettiği ve Cumhuriyet'in bu mirası nasıl kullandığını konuşacağız biraz. Dil, tarih, coğrafyanın hikayesinden bir bahsedelim demiştiniz hocam. Buyurun. Yani söyledim. Bir eğitim kurumunun hayata geçirilmesi, ihtiyacı karşılaması söz konusu olduğu vakit efendim işte bu yılın bütçesi, geleceğin bilmem nesi falanı filanı binaya başlayalım. 10 senedir de bitmedi ki yavma, yok öyle bir şey.
Yani bu Ticaret Bakanlığı'nı mı ilgilendiriyor Meadin Nezaretini? Sultanahmet'teki binanın 2-3 odasını doldurarak işe başlıyorlar. O okul sonra nerede kuruldu? Orada kaldı ama o zaten oradaki boş odalarda devam etmiş. Aksi de olabilir. Biraz ötede biliyorsunuz. Şeyi geçer geçmez Divanyolu Türbesi'nin, Sultan Mahmut Türbesi'nin bir Marif-i Umumiye Nezareti vardır. O bina basın müzesi falan filan evet, oldu. Sultan. O orası. Orada çok okul açılmış, adım atmıştır hayata. İşte ondan sonra hayata adım atınca da yürümeyi falan öğrenecek. Evden nasıl çıkar çocuk? Onun gibi böyle tilki yavrusu. Tilki olup gider, o okulda öyle gitmiştir. Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi de böyle kuruldu. Efendim ayrı bir bina yapalım, işte Bruno Taut'a da söyleyelim yapsın falan filan değil hikaye. O zaman bile böyle bir fakülte kurulacak. Bu dil, tarih, Türk tarihini, Türk coğrafyasını inceleyecek. Tarihi coğrafyayla birlikte yapacak. Paşa çok zekiydi hakikaten, çok dahi. Ne kendi etrafındakiler bu kadarını düşünebilir. Çünkü Türk tarihi falan diyorsun, göç teorisi çıkıyor. Göç teorisi Paşa'nın teorisi değil. Göç teorisi etraftaki bazı böyle çok laf edenler, onların isimlerini verebiliriz ileride. O lisanı, bu lisanı biliyor diye çıkanlar. Maalesef Reşit Galip Marif Vekili, yani o fantazi onun işidir. Paşa bunu tartışın dedi. Yani tartışmaları da hiç iyi olmadı. Onu da söyleyeyim size, beceremediler. Hı hı. İyi ki de beceremediler. Tarih birlikte yapılır. Çünkü açık bir şey ki Türk tarihi yaygın bir tarih. Yani öyle küçücük bir yerde cereyan edip bitmiyor iş. Yaygın bir tarih yani. Efendim 15. asra kadar odasında oturmuş, ondan sonra gemilere doluşmuş, dünyanın bilmem neresine gidip orada devam etmiş, öyle bir şey dediğin. Yani menskun olunan bölgede, eski dünyada boyuna oradan oraya uzanan bir tarih var. O bakımdan tabii dillerle olacak. Yani Adriyatik'ten Çin Seddi'ne lafı boş çok bir laf değil. Çok doğru bir laf. İşte yani tarihinin ben böyle İtalyancalığı, Almancalığı, Macarcalığı, efendim Farsça, Arapçayı, klasik filoloji diye, Yunanca, Latince'yi birlikte öğreten, efendime söyleyeyim, Hindoloji yapacağım, yok Sinoloji yapacağım. Tabii ki biz eski kültürleri bileceğiz, orada varız. Mezopotamya, Sümeroloji, Asiroloji, Hititoloji efendim vatanımız diyen bir zihniyet. Bundan bahsettiği zaman Allah bilir o zaman ikimiz olsak biz bile anmada uçtu bunlar deriz. Uçan da işin hazin tarafı Gazi Paşa'dan başkası değil. Öbürleri hiç anlamıyorlar. Tabii ufuk başka, yok, bambaşka ufuk bir ufka. Ve anlamadıkları da şuradan belli. O fakülte maalesef büyük darbe yedi ondan sonra. Önce işleyişiyle yedi. Ondan sonra da 47 olayları çıktı biliyorsun. Ve 47 olaylarında maalesef talebelerin arasında, hareketi yapan talebelerin arasında bazı Halk Partisi milletvekilleri de var. 3 tanesi. Birisi Behçet Kemal Bey'di kendisi, hep söylediği için sonradan. Öyle bir dürüst tarafı vardır onun yani. Ona inanmış, öyle bir şeye çıkmış yanlış ama ikisini söylemiyorum çünkü kendileri de örtüyordu. Beni ilgilendirmiyor ama üçtür bunlar. Ve bu iş bitti ve o hocalar kaçtılar. Kaçtılar. Yarım kaldı iş. Asistanları devam ettirdiler. Ama ondan sonra o büyük Filozofi Fakültesi ki ne edebiyatta adı Fransa'da olduğunun aksine, ne filozofide Almanya'dakinin aksine, hı hı, doğrudan doğruya dil, tarih, coğrafyaydı. Hı hı. Böyle büyük bir projeyi hiç binayı yapayım diye beklemedi. Bina Bruno Taut'a havale edildi, buralardaydı, gelecekti yahut. Doğrudan doğruya 35 yılında küçük tiyatro binasında. Efkaf Apartmanı, Macarlar yapmış bunu. Vakıflar için yapılmış.
Fakat vakfa herhalde çok gelen bir şeydi. Büyük birkaç kat. Efendim binanın üst katlarında Milli Emniyet var. Düşünün. Şimdi hani söylerler ya totaliter devlet. Nasıl totaliter bir devletse Milli Emniyet Teşkilatı bile milletin ortasında. Yani garip o. Altında vakıflar var o bir kısımda. Altta dükkanı var, zeytinyağı satıyor. Ve orada bir de dil tarihi açılıyor. Bir de orada lojmanlar da var, memur lojmanları da. Hepsi var çünkü Saracoğlu falan yok ortada. Binada yok Ankara'da tabii, mecbursun. O okulda bugün tiyatronun olduğu kısım boş avlu. Teneffüste hepsi orada talebelerin. Halil Hoca'da, Muazzez İlmiyeçi'de herkes orada birbirini tanıyor yani. Ve orada başlayan şey bu Hindolojisiyle yok bilmem Sinolojisiyle, Asirolojisiyle, Wolfram, o Eberhard orada gelmiş. Efendime söyleyeyim, Ruben orada ya büyük Hindolog, sonra Doğu Almanya'ya gitti o. Ve Ruben Ankara'da diye Doğu Almanlar böyle aa derlerdi birini görünce oradan gelene falan. Yani o kadar kutsiyet kazanmış bizimki. Efendim işte bölümleri düşün. Şimdi bu mektep orada çalıştı. Ta 40'ta geçti. 40'ta bitti çünkü bu Tağut'un yaptığı bina. Kendi ölümünden sonra tamamlandı. Yani bu tipik bir mirastır. Hiç öyle yav yava lüzum yok. Başla. Şimdi ben bunu yapamam. Yani ben size yarın desem ki efendim bir Bizantinika kuracağız işte falan. Vermez sana hiçbir rektör bu imkanı. Ben bina yapmak lazım, bekleyin falan. Ne binası ya? Şurada işte bir şeyin içinde başla iki sınıfla, üç sınıfla desen. O gayrete getirir çünkü, işi iter. Çok enteresan bir şeydir. Yani evlendin diye illa evi düzecek değilsin baştan ayağa. Adım adım yapılır. Yatağını koy çocuğum. İşte şu köşede de çayınızı pişirirsiniz. Bir mutfak var köşede. Banyonuzu alırsınız, gençsiniz, artar diye. Bunu düşünen bir marif sistemi yok bugün. Hemen işe binalarla başlıyorlar. Üniversitelerle başlıyorlar. Büyük bir israf. Ne kadar yaşayacağı belli olmayan üniversiteler bir külliyeler halinde inşa ediliyor. Ne yapılır belli değil. Ondan sonra da Ankara Üniversitesi kütüphane binası yapacak tahsisatım yok diyor. Yani bu çok hazin bir şey mesela. Türk eski bir üniversite. Evet, marif hayatının Osmanlı'dan bu yana çok temel fenomenlerinden bir tanesi de önce öğrenmek ardından da öğretmek üzere yurt dışına gönderilen öğrenciler. Evet. Bu sistem nasıl başladı? Bu nasıl devam enteresan. Etti? Bu tabii önce şeyle başladı. Bizde II. Mahmut'la başladı bu. Muvaffak olamadı sistem. Yapamadılar. Kesildi. Mısır'da devam etti. Mesela El Tahtavi gibi biri Mehmet Ali Paşa'nın bursiyeri gitti. Ve o bir kitap yazdı sonra. Fransız tıp sistemini, eğitimini bu kadar iyi tahlil eden bir kitap görmedim. Bu Almanca'ya falan da çevrildi. Sosyolojik bakımdan da. Çok enteresan bir gözlem. Yani yeni açılan bir ülke nasıl bacarıyor bu işi? Çok önemli bir şey. Yani onun üzerinde durmak lazım. Ondan sonra yavaş yavaş bu iş başladı. Maalesef 2. Abdülhamit devrinde dışarıya talebe yollamak falan düşünecek bir şey değil o malum. Yani bu tabii dışarı böyle, can havliyle böyle kaçılan bir yer artık. Kaçılan bir şey, onu bile kontrol ediyor. Yani bir geri çağırmaya gayret ediyor. Sistemin içine dönsün falan diye dönenler de var. Yani istenilmez bir şey. Bu tabii bir bakıma itiyor sizi, bir bakıma da dünyanın ipini koparıyor yani. Şimdi 1875'ten sonra padişahın tahta çıktığı yılı biliyorsun 76. O 25 yılın içinde şöyle bir bum yapsa memleket ne kadar değişirdi. Tabii. Bırak 19. Tabii. asırda 20. yüzyıl bile böyledir. Şimdi ben size söylüyorum. İran Şahı'nı hiçbir şekilde tutmam mümkün değil. Çünkü ben monarşilerin
ebediyen yaşayacağına inanmıyorum. Fakat bir şey yaptı o. Daha doğrusu yapmadıkları malum. Bütün saltanatı boyunca doğru dürüst bir demir çelik yok. Bir tane Isfahan ondan kaldı. Çıkan petrol için bir rafineri yok. Bizde var, orada yok. Petrol ülkesi bu. Ona yönelik bir kimya sanayi yok. Bunlar yapılabilirdi yani. Ondan sonra ziraatta büyük toprak reformu yaptı falan diyor. Ne yaptığını bilmiyorum. Hiç öyle bir şey görünmüyor. Yol hiçbir şeydi yani. Hakikaten hiçbir şeydi. Ki yol demir İran coğrafyası için her şey demektir. Demir yolları için bir gelişme söz konusu değil. Yani Rıza Şah'ın, büyük Rıza Şah'ın yaptığı kesilmiş kalmış. Doğru dürüst adam hastaneler açıyor, onu yapıyor. Doğru dürüst kültür şeyleri, kurumları yapıyor. Onları Ferah Diba yaptı. Pahlevi Vakfı ile yaptı. Lugat'tı, ansiklopediydi. Resim koleksiyonlarını derleme ve İran çağdaş resmi, modern resmi bir şeyse ki bir şeydir. Onun dürtüsüyle olmuştur. İşte halı koleksiyonlarını bile o kadın yaptı. Yani Çağ'ın ondan evvel öyle bir şeyi de yok. Onu da size söyleyeyim. Yani bu son imparatoriçenin faaliyetidir. Tabii bir şeye önem verdiler. Dışarıya talebe yollama. O BUM halinde bir İran entelijensiyası yarattı. Ve bugün yurt içinde olsun, maalesef yurt dışında olsun, İran diye bir şey varsa o BUM'un neticesidir. Fevkalade bir kültür. Biz Osmanlı tarihine, Türkiye tarihine hakim değiliz dünyada. Bir takım insanlar var, iyi kötü oralarda at koşturuyor. İran hakim. Yani her laf önce onlardan çıkar, onların süzgecinden geçer. Sopa zoruyla değil, uzmanlar, çünkü millet laf etmeye korkuyor. Ben bir şey yazdığım, konuştuğum zaman bakarım meslektaşlar ne diyor, yani sorarsın. O haldeler. Bu önemli. Onun için Sultan Abdülhamid'in maalesef Anadolu'da ve Rumeli'de açtığı okullar, bilhassa Anadolu ve Arabistan'da ki Osmanlı kültür coğrafyasını Türkleştiren kurumlardır. Çok önemlidir. Ortaokuluna kadar tabii sayıca yeterli mi? Hayır. Meşrutiyet yıllarına geçtiğimizde ortada istatistikler, çok iyi durumda değiliz. Ama bir şeydir. Fakat maalesef Türk entelijensiyası içine kapalı kalmıştır. Ve bunun da cezasını gene o çekti. O çekti. Yani er veya geç kaçınılmaz olan bir devrimi, revolüsyonu, iktidar değişikliğini mapanlar maalesef ehil değildiler. Peki 1908'den sonra ya zaten İttihat Terakki'nin 1908 devriminin en büyük bahtsızlığı bu, kabul edilir. Yani Tarık Zafer Tuna'ya da anlatıyor. Çok net söylüyor üstelik. Yani çok halisane ve vatan sever niyetlerle yola çıkmış ama hiçbir şey bilmeyen, dünyayı tanımayan. Tabii şimdi mesela olmayan. Anayasanın babası Mithat Paşa, babanın çocuktan haberi yok. İşte. Yani bu taslar gene Tarık Zafer hocamız inceledi. Yani öyle anayasa taslağı falan olmaz. Bir şey bildiği yok yani. Yok yok değil, maalesef ifade ediyorlar. Yani adamların anayasa romantizmleri anayasa bilmemeye dayanıyor. Çok enteresan bu. Ama bu lazımdı, olacaktı. Bu tabii çok büyük şey ama şurası da bir gerçek. 19. yüzyılda marif reformu sansürle, dışarıya talebe yollamamakla falan halledilecek şey değil. Yani ordu halinde adam göndermesi gerekirdi. Evet. Mesela o İran'ın son beceriksiz, çok zeki olmayan şahı bunu yaptı o zaman. İranlı otoriteler yaptırdı aslında. Çok iyi eğitilmiş, evet, adamları var. Peki 1908'den sonra? Geçelim. O 8 şöyle. Burada paralel var. Rusya'da okullar açılıyor. 20 bin okula geçtiler. 20 yılda 5 bin okula geçtiler. 20 yıl içinde 5 bin okul. 5 bin okul. Ta Uyguristan coğrafyasından, Çin'den, şeye kadar, Moldavya'ya kadar bu okullar.
Kırım'da kahvede başlamış hamalları okuturum diye Gaspıralı. Yani orada hamal okumak bitti, usulü cedid yayıldı ve politika oldu. Kültür politikası haline dönüştü. Tabii Kazan gibi yerler var. O zamanki Kazan Tataristan'ı bugün olduğu gibi önde gidiyor ve çok zengin. Tabii, ve münevver. Yani Rusya kapitalizminin en önemli, mesela Akçıroğlu Yusuf'un babası Kazan'ın milyonerlerinden. Sarhoş milyarder derlermiş, çok içermiş. Oğlunda da o derecede büyük bir nefret vardı kadeye karşı. Aydınlattı işte, askeri okula gitmiş, oradan kaçtı, bize geldi, okudu. Yani aydınlattı bir dünyayı adam. Ama bu önemli. Evet. Şimdi bu paralel giden eğitimin neticesinde Türkiye ne kazandı? O kadar çok şey kazanırdı ki maalesef birinci Cihan Harbi entelektüellerimizi hem de iki dünyayı tanıyan insanları değil, eritti. Geçirdi, yok etti. Mahvedin. Çünkü biz 10 sene yaptık harbi. Bütün mesele bu. Ve bunun içinde asker kaybının en az olan kısmı da gene İstiklal Savaşı. Çünkü aklı başında komutanlar yönetti. Çünkü Alman yoktu işin içinde. Bu kadar açık. Bu bir şey. Şimdi geleceğimiz bir pasaj var. Bu çok önemli. Bu marif ne yaptı? Cumhuriyet marifi. Cumhuriyetin iki tane ordusu vardır. Askerliğe çok para verilmiyor. Yani onunla her işin çözülemeyeceği belli. Ve Cumhuriyet'in dış politikası askeri elde tutmak, onun imanını, bilgisini beslemek, talimini verebilmek. Ama silahlanmadan, bütün dünyada adet olan şeyden kaçınmak. Çünkü bundan bir yere ulaşılamayacağını, problemin sağlıksız ve bilgisiz bir Türkiye olduğunu görüyor. Bunun telafi nasıl olacak? Bu çok önemli. O yüzden ortadan hakikaten ideolojik bakımdan donatılmış ve donanmış, kendi kendinde bir marif olan bir marif ordusu var. Bu şimdi bile yaşıyor. Tabii tabii. Bazı öğretmen genç kızlar ben giderim Doğu Anadolu'ya diyor. Gidiyor zavallı. Onlarca hikaye görüyoruz. Gidiyor. Ondan sonra PKK onu orada şehit ediyor. Yani bu çok oldu. Tabii, tabii, tabii. Kendi bilir. İleride onda onlar çekerler. O ayrı bir hikaye. Hocam sadece yani biz şehit olanların belki isimlerini biliyor. Gerçi onu da bilmiyoruz. Üç gün yok, sonra. Yok ya, bir şey yazıldı, çizildi. Yani kendisi gördüm. Uğraşan her gün bize kitap bağışı için bir de o takım var, hala oraya uğraşıyorlar, gitmek, o çok önemli bir şey. Tabii. Şimdi onu ben burada söylerim, kimse de gücenmesin. Bu memlekette imanı olmayan tek yer Marif-i Umumiye Nezareti'dir. Yani Milli Eğitim Bakanlığımız oldu. Hakikaten öğretmenin ve öğrencinin gerisindedirler. Bunu düzeltecek adama da madalya vermemiz gerekir. Bakalım ne zaman gelecek. Şöyle bir model koysak hocam, Reşat Nuri'nin de ünlü romanındaki Çalı Kuşu. Ne kadar öğretmen etrafında döner değil mi? O ve ne realisttir. Evet, ne realist. Evet, nettir, açıktır. Durumun realist. Resmini iyi çeker. Ama o ruh ve o nesil... Yeşil Gece'ye ne dersin? Yani ya bir din eğitim, ulema, medreseden çıkan bir idealist devrimci öğretmenin etrafındaki karanlık dünya örgülür içinde. Yani Reşat Nuri Bey, ben sana söyleyeyim, Türk romanının her zaman için zirvesidir bugüne kadar. Onu geçtiği an Türk romanı her şeyi hak edebilir. Hakikaten hak edebilir. Ve o derecede de toplumunu iyi aydınlatmış biri yok. Biz okumasak el alem okur. Ve öyle. Yani biz okumuyoruz, el alem okuyor, anladın tabii, değil mi? Tabii. Çok açık git bak, vitrinlere bak, bütün Rusya'da falan tercümelerine, şeylerine görüyorsun. Yani çok önemli bir şey bu. Şimdi tabii oraları okumadan anlamazsınız bu problemi, bu manzarayı. Ama şu bir gerçek, Marif ordusu çok şey halletti. Çok şey halletti ve sağlık ordusu da çok şey halletti. Yani Doktor Eckhart söylüyor. Dehşet içinde kalmış çünkü ona dedi ki Saydam,
Refik Saydam Bey, Allah rahmet eylesin. Büyük bir sıhhiye nazırıydı. Önce de tarama yapın dedi. Numune Hastanesi'nde kliniğin başına geçmeden evvel sizden doğrusu 2 sene sürecek bir tarama bekliyoruz dedi. Büyük bir anket, kayıt ve tarama yaptı adam. Bu çok önemlidir. Eğer teferruatlı kayıtları kaybolmadıysa Türkiye tarihi hakkında da çok şey öğreniriz. Kaybolduysa da en azından raporu okuyun. Bir ara bir Cumhuriyet gazetesi bastı bunu. Bir daha da ikinci baskıyı görmedim. Ne kadar alakasız bir milletiz ya. Herifin biri Türk köylerinde tarama yapmış, bahsediyor. Yani bir şu raporları okuyun diye ben hiç görmedim. Tabii bunun gibi bir eser İlhan Tekel'indir. Onun var ya iktisat tarihi. Orada bir sıtma coğrafyası diye fasıl var. Çok uzun bir fasıldır o. Doktor Kadri Hoca'nın falan da o sıtma mütehassısıydı, dahiliyeciydi, dermatoloji mütehassısı. Yok, epidemiyanın hangi girdiği dalsa işte onun uzmanıydı. Onun raporlarından da çok istifade etmiştir Kadri Hoca. Çok tatlı bir adamdı. Sıtma büyük bir bela çünkü yani. İşte orada görüyorsun. Bursa, ve Cumhuriyet bu konularda adım attı. Öyle şeyden evvel attı. Hocam, Birleşmiş Milletler'den, kadar... UNICEF'den, işte o penisilinlerden, şeylerden falan önce. Tabii bela. Gerçi böyle bir garip, cahilane diyeceğim artık ben de. Kullanacağım bir aşı karşıtlığı söz konusu ama yani bu ülkenin sağlıkçıları 80'lerin hatta ortalarına kadar ki yani birçok yere ulaşım da çok zordu. At sırtında, katır sırtında giderek çocukları aşıladılar. Bu işte bir cumhuriyet ordusu. Tabii aynen öyle. Şimdi bu tabii okulların içinde en önemlileri bu bahsettiğim eski öğretmen okullarının yeniden teşkilatlandırılması. Ve o cumhuriyet yani o şey fakir cumhuriyet hakikaten. Dışarıya adam yolluyor. Bunun içinde sırf öyle izabe mühendisi yok, bilmem hekim mekim yok. Müzik, resim, bunun heykel. Resim, heykel, arkeolog ya işte ikisi de orada okudu. Rahmetli Sedat Alp de Sedat Alp titolojinin babası oldu. Öbürü arkeolog yani klasik şeyin dışarıda. Tabii yani ve bir alay da teknik öğretmen okulu öğretmeni yetiştirdim. Ben onlarla bir talim oldu benim Ayvalık'taki yazdığımda. Dershal sitesi derler ya onların yazdığında tabii tanıdım o ihtiyarları ben. Çok uzun yaşadılar, beni beklemişler herhalde kayıt tutayım diye. Yavaş yavaş Allah uzun ömür versin ama tabii her sene birini kaybediyorsun işte ise. Şunu size söyleyeyim, yaptıklarını dinlemenin ötesinde kişilikleri beni enterese ediyor. Bir kere adamların Amerika'ya falan gideni İngilizce iyi biliyor, Almanya'ya falan gideni Almanca iyi biliyor. Belli ki çalışmış o sırf mektepli olmuş. Yani o adam fiilen çalışmış, onunla bununla didişmiş, öğrenmiş. Özel bir çaba harcamış. Ve bir kafalarında bir şey var, mütevazi yaşamak ve çok iş yapmak. Yani o tarafları belli. Evet. Onu anlamayanlar cimri diyor adam. O cimri değil. Muktesit denir ona, tutumlu, iktisatlı. İktisatlı. Yani yetişme tarzları getirmiş bunu. Bu çok önemli. Kanaatkar şey. İnsanlar yani. Tabii. Hayatı yaşıyorken dertleri o. Ama o arada da bir şey yapıyor. Mesela çöl gibi yeri de yeşil yapıyor böyle. Ayağını yıkadığı suyu döküvermiyor. Ağacın dibine döküyor illa. Tabii. Ve zaten hani o dönemle ilgili birçok uygulanan politikaya eleştiri getirilebilir bugünün gözlüğüyle baktığımızda. Fakat eleştiri getirilemeyecek bir tek nokta var. Hem Osmanlı'nın son dönemi hem de Cumhuriyet'in ilk dönemindeki insanların niyetlerinin halisliği ve imanlarının inandıkları evet, her neyse ona çok büyük bir sadakatle ve güçle, tabii, dirayetle evet. bağlanıyorlar. Sonuna Şimdi kadar maalesef bu iş yanlış gitti. Evet. Halk Partisi'nin kurduğu köy enstitüleri. Model Bulgaristan'dır. Bulgaristan Halk Cumhuriyeti değil. Monarkofaşizm denen karanlık dönem öncesi yani Stamboliski'nin Bulgaristan'ı, Çiftçi Partisi'nin. Oradaki enstitüler, Tonguç oralarda yetişti, oralıdır. Getirdi onu burada tatbik etti. Tabii Türk
değiştirerek bizim şartla ama benzeyen bir ülke yani. Çünkü enteresan o. Tabii sosyal koşullar özellikle bu, kırsal kesim için bu yakın. Olaya dikkati çeken Yalçın Küçük. Bu kadar adam bakmamış baktı. Bu budur dedi yani falan. Ve çok enteresan bir tebliğ sundu o. Ben biliyorum. 1980'lerde ilk Bulgaristika Kongresi toplandığında Sofya'da orada verdi bunu. Yani o çok enteresan. İkincisi şey, çok ilgimi çekiyor benim. Bu okulları kapatan da gene Halk Partisi olması. Ne kadar tutarsız. Yani bir bakan bu yüzden komünist diye suçlanıyor. Hasan Ali Yücel Bey gibi çok renkli. Ona zaten özel bir parantez açmamız lazım Türk Maarif Hayatı'nda. Ondan sonra işte Reşat Şimşettin Sirer ve adamları da dap diye kapatıyorlar. Sorarsan bunlar ne yapsın? Çok Batucu, Batı dili falan la 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 yani. Yani Reşat Şimşettin'in genel müdürlerini görsen batılılığı, modernizasyonu falan hiç sana bana bırakmazlar böyle. Ben tanıdım bazılarını. Allah vermesin yani yarısı palavra gider ama böyle tipler ve onların adamlarının çok korkunç bir şey var. Bu maalesef Türkiye'de bir kaderdir. Hiç kimse işte İmam Hatip'i bu açtı bilmem ne yaptı hiç alakası yok. Her biri açar, açılması lüzumlu da olabilir. Ama ondan sonraki hale her biriz kendileri getirirler. Eğitim enstitülerini de bu cumhuriyet yaptı. Ve bu cumhuriyette batırdı. Bugünkü hale getirdi. Yatılı okul olmaz diye bir efsane yoktur. Bu palavradır. Yatılı okul olmayacağı bugünkü Almanya ve Avusturya'da vardır. Hiç tercih edilecek bir sistem değildir. Okul dediğin yatılı okul. İşte Fransa'da yatılı üniversitelerden daha çok yarayan ve yaşayacak olan grand ekollerdir. Hocam bir de yani hemen yatılıdır, burçludur. Pratikten örneğimizi de verelim. Sen yatılı okul gerekmez, devlet böyle bir şey yapmaz deyip o imkanlarla uğraşmazsan o boşluğu gelir bir takım tarikatlar, bir takım kökü dışarıda yapılar, bir takım yapılar doldurur. Bu memleketin pırıl pırıl çocuklarını da alırlar, kendi ülkesine koşulur. Yatılı okul olmaz. Okul dediğin yatılı olur. Bizim mülkiye eskiden niye mülkiyeydi? Yatılıydık yani. Yatımıza kendimiz sahiptik. Fevkalade de iyi giderdi ve şartlarımız da tabii kredi yurtlara göre çok iyiydi. Çünkü biz umumi bir beceriksiz idare tarafından değil, daimi surette hocaların, talebelerin tenkidi olan, okulun memuru olan bir yurt tarafından yönetiliyordu. Çok iyiydi. Evet. Bir de Cumhuriyet'in ilerleyen yıllarında karşımıza çıkan, tırnak içerisinde söyleyeceğim bunu, üniversite reformları var. Daha doğrusu evet. Üniversiteden hiçbiri bir işe yaramaz. Öğretim görevlilerinin atılması demek lazım. Atıyor, hiçbiri bir işe yaramaz. Hiçbiri bir işe yaramaz. Lüzumsuz yatırımlardır. Açılmayacak yerlerde açılmışlardır. Bunu söylediğin zaman kızıyorlar ama ortaya çıkıyor. Adam çocuk bana diyor ki isim de vereyim. Ben bıktım diyor Malatya'da yaşamaktan diyor. Yaşamaktan mı? Güzel yer dedim. Hayır okumaktan dedi. İlkokuldan ta doktoraya kadar bir şehirde kalır mı adam ya? Böyle bir ufuk açılır mı? Bunu istiyormuş. Aha, çocuğumuz dışarı gitmesin. Gitmesin o zaman ama okutmaya da kalkma. Yani dışarı gitmeyen okumuş bir adam olabilir mi dünyada? Saçma, herkes evinden dışarı gider. Omnia mea mi comporta diyorum ya. Her şeyimi beraberimde taşıyorum. Beynimi de, kitabımı da, cübbemi de geziyorum oradan oraya. Bunun çok adı yani nedir bu? Dünyanın her yerinde üniversiteler böyle kurulur, böyle gelişir. Efendim biz öyle değiliz, belli değildir. Bütün maceralarımız, tarihteki büyük alimlerimiz, fakihlerimiz, 19. asrında hepsi baba ocağından ayrılıp İstanbul'da, Bursa'da sürünerek bazen okuyan, işte Ahmet Cevdet Paşa'nın tarihine bak, işte İskilip'in büyük evladı Ebu Suud Efendi'ye bak, işte efendim Nobel alan Aziz Bey'e bak, efendim Gazi Yaşargil hocamıza bak, parlak insanlar. Halil Hoca maalesef çok sıkıntılı bir talihsizliği oldu. İstanbullu olmasına rağmen hep Anadolu'da okullarda okumak zorunda kalmıştır. Sivas, Balıkesir. Yalnız tabii şöyle bir şey var, o okullarda bugün yok.
Yani ben rahmetli Demirel'e söylemiştim, Efendimiz iyi öğrenci olduğunuzu biliyoruz. Lakin bugünkü Afyon Lisesi'nde okusanız giremezdiniz teknik üniversiteye dedim. O birinci girdi biliyorsun. Çünkü her okul İstanbul'daki gibiydi liseler. Kaliteye dikkat edilir. Bir şeyi çoğaltamazsın, lüzum yok. Eğitim dallarını çoğaltırsın. Sen 500 tane lise açacağına 200 tane teknik okul aç. 500 tane imam hatip açacağına onların 30 tanesini aç örnek bir şekilde ama bir sürü lisan öğreten falan okullar aç. Efendim doğru dürüst sanat okulları aç, zanaat okulları aç, konservatuvarların iyilerini aç ve doğru dürüst aç. Fazla da açma. Çünkü kabiliyetler için az sayıdaki yeter, işsizde kalmazlar. Bunlar dikkat edilecek şeyler. Böyle bir şey tutturdular mı kolayına gidip kitleyi aldatmak. Eğitim bakımından kitleyi aldatmak en büyük günahtır. Çünkü genç insanları da aldatıyorsun, çocuk aldatıyorsun. Çok ayıp bir şey. Çok ayıp. Bunun önünü almak lazım. Bu işin bitmesi lazım. Burada bütün partilerde bir kere anlaşsınlar. Herkes kendine göre sayı koymasın ortaya. Herkes her şeye ihtiyaç vermesin. Milletvekilleri dolaşıyor. Ya dedim yani üniversite açılıyor. Önce bakkal çakkal sonra ev sahipleri döküyor. 70 bin çocuk okutan yerler var böyle şehirler. Hocam, şimdi 70 bin çocuk okutanın yurdu yok biliyor musun? Evet. Doğrudur. Bir şey söyleyeyim mi ama zaten yani Türkiye'deki üniversite açılma serüveninin evet. gerekçesi marifi ya da yüksek eğitimi akademiyi güçlendirmek değil. Aksine açıldıkları illerin merkezlerin ekonomisini canlandırmak harekete geçirmek. Bunu da söylüyor ahmak ahmak ha böyle bir laf duydun mu hayatında? Maalesef. Yani o zaman meyhaneler ve bilmem ne haneler de iktisadiyatı geliştirebilir ama ne kadar geliştirebilir hocam yani? Hocam şöyle söyleyeyim hapishane binalarının da yapılması. Da onu bile yapıyor gelirlermiş evet. Ne ayıp şey. Evet. Yani hapishanede ziyarete gelen insanları dünyadan habersizleri fındık fıstık ekmek helva. İşte birçok yerde maalesef bilmem şey şöyle gazlı, bir şey söyleyeyim. Şey gazoz satarak bir model kursanız siz bugün. Evet. Nereden başlarsınız? Yani Türkiye'de şu eğitim meselesini düzeltmeye nereden başlamak lazım? Bu eğitim meselesini başlayacağı lazım. Şey ben model kuramam ama şunu ben size açık söylerim. Bana yapay robot falan değil böyle safsata olmaz. Çocuk dediğin liberal arts diye ifade edilen değil mi? Ne demiş adam? Facio liberos ex liberis, ex libris libra cuve. Hür insanlar yaratıyorum çocuklardan, kitaplarla ve dengeyle. Denge o. Ve onlar bellidir. Matematikle başlarsın, gramerle başlarsın, resimle başlarsın, musikiyle başlarsın. Mens sana incorpore sano, sağlam vücut, sağlam kafada bulunur. Ondan sonra geometriye bilmem ne falan diye devam edersin. Sen çocuğa lisan öğreteceksin, gramer öğreteceksin, matematik öğreteceksin. Oradan çocuk öbür safhalara geçer. Bir parantez resim açabilir miyim? Yaparak özür müzik dilerim. Ve beden eğitimiyle evet. Şimdi burada çok önemli bir noktaya geldik aslında. Sağlam kafa, sağlam vücut. Hmm. Bu Cumhuriyet'in ilk yıllarında hakikaten önemli şiarlardan bir tanesi. Hatta süperdi, süper. Hatta Gürbüz çocuk yarışmaları yapılıyor. Ve bugünden ona bakıldığında bunun çok faşizan bir yaklaşım olduğu ifade ediliyor. Faşizm kendisi getirmedi ki onu. Faşizm onu komünizmle mücadele etmek için geçirdi. Çünkü komünist rejim yani Sovyetler Birliği. Faşizmlerden daha eski, yani biliyorsun, Mussolini bile 22'de yürüyüş yaparak geldi. Öbürü 33'te geldi zaten. O faşizm bunu komünizmlerle mücadele için yaptı. Hitler bir de buna güzel ırk ayağını uydurdu. O kendine göre onu uydurdu. Çünkü öbürü zaten diyor ki, sosyalist toplumun işçisi de onun çocuğu da kuvvetli olur falan. Yani ben ne yaparsam yaparım, işte gençlere yürüyüş yaptırırım, kamp kurdururum. O arada da işte pamuk toplattırırım, meyve de toplattırırım.
şunu bunu yaparım. Bu iyi şekilde olabilir, kötü şekilde olabilir. Ama böyle bir kitlevi eğitim, spor vardır. Bu ne kadar iyi, ne kadar kötü yapılıyor şartlara bağlı. Onun için bunu faşizan falan diye o bizim münevverlerin şeysi, mülahazası. Tarih bilmedikleri için ve tarihte kronolojiye ve senkronizasyona dikkat etmedikleri için adamlar her şeyi faşizme bağlıyorlar yahut bilmem niye bağlıyorlar. Otobanları kusura bakma Hitler icat etmedi. Ondan evvel Mussolini yaptı. Mussolini'den evvel demiryol sistemiyle Büyük Rusya sahasında bu geliştirildi. Ha olabilir tabii birikmiş sermayesi, işçisi, mühendisi dolayısıyla düz bir ülke. Kanallar zaten var. Kaiser Wilhelm'den kalma demiryollar var. Hitler bu işi daha iyi becermiş. Olabilir hızlı olarak. Yani kalkıp da onu ona bağlamanın manası yok. Bir şeye baktığın zaman ansiklopedi kullanırsın. Bir de tabii yani o dönem... Bu nereden geliyor? Bu alet vermez ona. Tabii vermez. Vermez o aletin içine otoban diye tarih yazar ya yazmıştır ya yazmamıştır ama sen ansiklopedilere bakarsın görürsün nerede ne olduğunu. Bir de çok yani açık. Dönemin dediğiniz gibi işte yani kronoloji, senkronizasyon olmayınca dönemin sağlık istatistikleri. Çocuk gelişiminde yaşanılan sağlık problemleri, beslenmedeki evet, problemler, evet, bugün doğru, çağdaş doğru yani, evet. Çağdaş araştırmalarla ortaya çıkan sağlıklı beslenme, akademik başarı arasındaki doğrudan ilişki. Biz niye uğraşıyoruz işte çocuklar okulda sıcak yemeğini yesin, süt veriyoruz vesaire veriyoruz. Yani bunun bugün dahi geçerliliğini koruyan bir tarafı var. Onu da vurgulamak lazım. Evet yani şimdi burada böyle kalkıp da işte ben robot, hayır robot değilsen önce çalışan, İşleyen bir çocuk yaratacaksın. Robotu ileride o yapar. Şimdi bütün mühim mesele bunun için başlayacağımız şey bu dağınıklıkta. Bence model okullara bir an evvel başlamak. O demin hem bakanlığın odasında işe başlıyor diye bir an evvel. Yani çocukların istediği ve gerekli olan bir humanist gimnazyum denen bir model var Batı'da. Lisana, tarihe, edebiyata falan hassaten önem veren. Bunu sosyal bilimler lisesi diye ad koydular. Lisede bilim olmaz bir kere saçmalamayalım. Bunun adı edebiyat lisesi gibi düşünülebilir. Ve bunların dil öğrenimine çok önem verilmesi lazım. Tabii de Osmanlıca da olur. Çocuklar hocalardan daha önde gidiyor bu konuda onu size söyleyeyim. Milli eğitimden ikisi de daha önde gidiyor. Çok açık gidin bakın edebiyat liselerinin sorunlarına, sosyal bilimlerin pardon. Fen lisesi vardır ona bakarsın. Zanaat okullarının, sanayi mekteplerinin numunelerini kurarsın. Böyle bu şekilde değil. Çocukların hayatını böyle iyi değerlendiremeyen vakitlerini, günün yarısını sınıfsızlıktan dışarıda geçir. Nereden biliyorsun dersen, bizim mektebin yanındayız biz yani. Hepsini tanıdık çocukların. Ve yani o sorunlardan dolayı, o çocukların o sorunlarından, günlük hayatındaki derbederlikten dolayı okul idaresine falan hiçbir şey söyleyemem zavallı meslektaşlarıma. Utansın bu devlet, utansın bu millet yani. Daha başka söyleyeceğim yok. Bu en iyisi İstanbul'daki yani öbürleri şey. Hepsinin modelini kurarsın, başlarsın. Model derhal insanları gayrete getirir ve sizin takip edeceğiniz yolu da anlatır. Önce iş yapacaksın. Böyle efendime söyleyeyim yok bunu kullanıyormuş da bilmem neymiş de. Daima çölde yetişebilecek bir insan ve öğrenci tipi de yaratacaksın. Tut ki ıssız adadasın ne yapacaksın? 10 tane öğretmenle 150 çocuk. Bir gemi battı, kurtulduk, bir adadayız. Ne yapacağız? Onu düşün. Orada ne yapılır? Yani Batılı bunu düşünmüş değil mi? Jonathan Swift, Robinson Crusoe yaratıyor evet. Orada. Yani bunu düşüneceksin ilk önce. Nasıl? How do you make yourself? Yani kendini nasıl yaratacaksın? Bu çok önemli bir şey. Nasıl inşa edeceksin? Bunun düşün. Böyle yok efendim 50 tane kompütür kurun bilmem ne. Bizde üniversitede çok yatkındır ha benim olduğum yerde bile. Ne yapıyorsun diye sorduğunda dekanlar diyor ki
İşte 10 tane kompütürümüz vardı. O yıllarda 5 tane daha vasıf lazım. Kardeşim kütüphanenden ne haber senin kompütürden evvel? Kitaplar tasnif edilmemiş yatıyor. Kütüphaneci yetiştiriyorsun, ilgilenmiyor bile üniversite dahi. Ondan sonra bana böyle şeyler okuyorlar. Bunları okumayın bana siz. Bina bilmem ne yaptık. Bina çocuklar sokakta kalmadıkça, sağlıkları tehdit altında olmadıkça bina binadır tamam ama oturursun nasıl okutulur, nasıl çalışılır, nerede spor yapılır, nerede müzik dinlenir. Bunlar önemlidir yani. Tabii hocam şeyi de vurgulamak gerekiyor. Yani bizdeki tırnak içerisinde bunu gene söylüyorum. Okul mimarisine baktığımızda da maalesef korkunç bir durumla karşı karşıyayız. Tabii hepsi standarttır. Bayındırlık Bakanlığı'nda yapılır. Ondan sonra da bir takım müteahhitler orayı bayındır hale getirmenin yolunu bulurlar. Neresinden çalacaklar, neresinden götürecekler onlara bakarlar. Sonunda çocuklar okula kalır. Okul nereye kuruluyor dersen. Evet. Bir takım arsa sahipleri bağışlar Allah adına böyle. Bağışladığı yer kasabanın 5 kilometre dışındadır. Ha, oradaki o arsayı verir. Öbürü de aradaki yeri hapishaneye bağışlar. Ondan sonra kıymetlenir orası. Tabii. Güya onu düşünür. Tabii. Bu çok korkunç bir şeydir siz biliyor musunuz? Bir gün Ankara'da Melih Gökçe'yi bekledi şey ahalisi bu. Kara kusunlar mıdır? Yok Pursaklar köyü. Pursaklar. Pursaklar bak artık unuttum orayı ama yer beğendim. İstemiyoruz diye bağırıyorlar adama. Neyi istemiyorlar dedim. Çocuk parkı bilmem ne gibi fasiliteleri istemiyor. Niye biliyor musun? Çünkü kurayla yahut işte planla kendisininki gelecek, istimlak edilecek. Fiyat memnun olmazsa mahkemeye gidilecek ama onlar onu istemiyor. Onlar 5-10 sene daha bekleyecekler. O büyümekte olan şehirde katlanacak onların ucuz aldığı arsalar. Şimdi orada insanların kendilerini bile düşünmedikleri yer çocuğunun oynayacağı şehir parkı koca bir şehir olduğu. Çocuğunun gideceği okul. Yani her gün 3 kilometre yürüyecek. Niye yürüsün? Niye yürüsün yani? Gelişme imkanı olmayan bir şehirde niçin çocuk dağın tepesine çıksın karda kışta? Ne alakası var ya? Böyle bir gerizekalılık olabilir mi? Bunların hepsinin üzerinde durulması lazım. Onun için bu tabii çok feci bir şeydir. Maalesef bu konuda bizde ister devlet yetkili olsun, isterse Avrupa'daki gibi komünler, belediyeler yetkili olsun, sonuçlar aynı derecede kötü olacaktır ve kimsenin umurunda değil. Okul dediğin şeyle Türkiye vatandaşlarının kendileri aktif olarak ilgilenmeli. Bu böyle çocuğunu özel okula veren velinin sabahtan akşam orada çadır kurup boyuna müdürü ve öğretmeni taciz etmesi falan değil bu ilgilenme. Hı hı. İlgilenme umumi olarak bakmadır. Yani bunlar ne yer ne içer. Nerede olur bu okul, nasıl bir okul olur, bu kütüphaneler var mı falan gibi doğrudan doğruya Milli Eğitim Bakanlığı tabii bugün için, belediyeler bakmıyor, bunlarla uğraşmak. Bu olmadığı takdirde bizim fazla bir şey yapmamız mümkün değil. Son biz Atatürk'ün eğitim politikasını terk etmişiz. Hem de öyle bazılarının söylediği gibi tarih bilmeden. Yok 50'den sonra, hayır efendim hepsi 50'den evvel başladı bu şeyin, yıkımın. Zaten sizin Demokrat Partililer dediğinizde Halk Partililerdir. Gökten hususi inmediler. Onun için lütfen doğru dürüst tarih yapalım. Bunlar öyle yoksa kalkıp da efendim her şeyi miting meydanında tarih öğretmeye kalkarsan ve sen doğrudan öğrenirsen facia başlamış demektir. Bu çok önemli bir şey. İkincisi şuradan ileri geliyor. Eğitim meselesi halen Türkiye bütçesinde az yer tutuyor. Arttırdık mı arttırdık demesine rağmen az yer tutuyor. Ve özellikle kültür fevkalade kötü bir bütçe. Bunu gelecek hafta tartışacağız Ömer'le. İnanılmayacak kadar komik bütçe.
inanılmayacak kadar büyük bir miras alındı halde. Miras alındı dediğim hani bize kaldı maldı Osmanlı'dan geçti değil. Bir bakanlığın içinde müzeler var. Anladın mı? Kültür Bakanlığı kurulduğu zaman o bütçe bile devredilmiyor içine. Böyle bir rezalet. Bu bakanlığın içinden buraya geçerken memurları buna göre yetiştirilmiyor. Merkez memur. İşte merkez memur yok. Operada, tiyatroda, işte müzelerde çalışan memurlar var. Bu yeni bakanlığa, bu hiyerarşisi böyle çıkan bakanlığa memur alımında bile şey var. Tehir ve terahi var, ihmal var. Dosyanın altına sürme var. Ve şey büyük ölçüde dikkat etme var. Şimdi sen nasıl olur da aslında bizim bir şansımız olan en ücra şehirlerde bile bazen mükemmel müzelerin olabileceği, böyle bir eğitimin verilebileceği bir yerde bunu görmeden geliyorsun. Türkiye Devleti'nin en kadrosu zayıf bakanlığını teşekkür ettiriyorsun. Bunu da galiba gelecek sefer tartışmamız tamam, gerekir yapalım. Eğitim parçası olarak. Çok teşekkür ederim hocam. Tamam. Ağzınıza sağlık. Gerçi işte marif meselemizi konuşmaya başladığımızda sadece genel bir bakışla ve mevcut duruma ilişkin tespitlerle tamamlıyoruz. Ama işte dediğim gibi az önce de ismi geçti. Tek başına Hasan Ali Yücel merhumun bile birkaç programı. Tabii şimdi bizim büyük marif vekillerimiz var Cumhuriyet'te. Bu Mustafa Necati'dir. Evet. Erken öldü zavallı maalesef. Allah rahmet eylesin. Milli mücadeleye katılmış bir basın adamıdır, Balıkesirlidir. Tabii arkadan Hasan Ali Bey bir kere şeydi yani bunlar kitleyle teması olan bakanlar. Ondan sonra tabii Cumhuriyet öncesine gitmek gerekir. Yani İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nu saymak lazım. O eğitim müşaviri söyledikleri ama bakan olarak ve idare alimi olarak şeye girmedi. Emrullah Efendi mülkiyelidir biliyorsunuz. Fatih'te gömülü. Onun girişimleri önemli. Çok kısa kaldı. Meşrutiyet çünkü eğitime önem veriyordu. Evet. Vaziyet çok feciydi manzara. Münif Paşa çok önemli bir marif vekilidir. Çok önemlidir. O meşhur espri de aslında galiba onundur. Yani tamamen mektepler şakadır. Olmayaydı şu marifi ne güzel. Marifi güzel yapardım diye yani millete bunalmış böyle. Bunlar da bunu artık yalan yanlış yaşatıyorlar. Münif Paşa'dan evvel tabii böyle bir nazırlık başında olmamasına rağmen Cevdet Paşa gibi Tanzimat'ın büyük adamları Mehmet Emin, Ali Paşa ve Fuat Paşa. Yani bu adamların kurdukları Galatasaray yeter. Hiç Galatasaraylılar bana 500 sene evvelki okuldan bahsetmesinler. Böyle özenti, tarih uzatmalar bence geçmez. Gerçek orada tarih çok büyük bir taniye. Eser kuruldu. Galatasaray'dır o. Hiçbir geri kalmış ülkede veya imparatorlukta yani reform geçiren imparatorlukta böyle bir okul yoktur. Evet. Tek istisna Tsarskoye Selo'dur Rusya'daki Puşkin'in okuduğu. O da aslında çok daha sınırlı bir kitleye yöneliktir. Ve bu amaçla ortaya çıkmamıştır. Oradaki bir kız okulu vardır Asilzadelerin, o da öyledir. Ama bizde bunun örneği de çoktur. Gelecek seferlerde devam da ederiz. Çok teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Tamamladık. Böylelikle biz de gündem özeli. Siz sevgili izleyicilerimize de çok çok teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar, iyi hafta sonları diliyoruz. Haftaya görüşmek umuduyla inşallah. Hoşçakalın.